Bugün sizlerin karşısında yepyeni bir FIFA Mobile, deli gibi bir FIFA Mobile video türü sizlerin karşısındayız. Bugün müthiş paketler açacağız. Müthiş oyuncular geliştireceğiz ve müthiş sürprizlerim olacak sizlere. Arkadaşlar ilk önce takımımızın son haline bir bakalım. Takımda normalde en yüksek kendi kullandığım taktik bu. Fakat Felipe ve Pellegrini'yi beğenmediğimi hep söylemişimdir. Bunları değiştireceğimi de hep dile getiriyorum. Bugün Felipe'yi kesin değiştiriyoruz, bunu biliyorum. Ama bunun dışında Retro Yıldızlar etkinliğinde Pogba'yı görmek beni mutlu etti. Aslında hangi Pogba gelirse gelsin oynatma ihtimalim yüksek ama epik olan Pogba gelirse çok mutlu olacağım. Bu yüzden burada bütün her şeyi biriktirdim. Yine çok güzel açılışlarım da olacak ama öncelikle geçen videoda söz verdiğim ikonumu almak istiyorum. Bildiğiniz gibi Nesta için diğer görevleri bir ışımda yapmıştım geçen videoda. Ve şimdi de burada 91'lik Nesta için bütün oyuncu ihtiyaçlarımı karşıladım. Bu tarz oyuncuların hepsi tam 87 gene diyor. Ve bunları vererek şimdi sizlere Nesta'yı takıma kattığımı bildirmek isterim. Nesta gel babana. Hoş geldin Nesta. Ya Allah. Ve 91 genlik Nesta ikonumuz da bizimle birlikte. Çok güzel bir oyuncu gerçekten. Defans özelliklerini şimdi Felipe'den ne kadar iyi olduğuna bakacağız. İkisi de aynı gen ama baktığınız zaman Nesta her özellikten bayağı bir koyuyor. Yani fizik, çeviklik, hız, şut, pas, defansları aynıymış ama diğer özelliklerin bayağı bir fazla. Dediğim gibi Nesta artık bizim defansımızdaki üçlüde kesin olarak bulunacak oyuncu. Bugün Pogba'yı da çıkartmak çok istiyorum. Bu oyuncuları geliştirmek çok istiyorum. Bugün çok fazla şey var yapacağım. Fakat şu program oyuncusu, kimseye çıkmayan program oyuncusundan bir tane açıp şansımızı deneyelim. Fazla açmanın çünkü mantığı yok. Gördüğünüz gibi 90 artı oyuncu çıkma ihtimali %3, 100 gen oyuncu çıkma ihtimali yani 1000'de 2. 1000 tane açarsan 2 tane çıkıyor. O da 1000 tane açmak için falan milyoner falan olmanız lazım galiba. Yani bayağı çıkmaya da bilir 1000 tane açarsan da. Hızlı bir şekilde buradan bir tane jeton harcayarak, 1.5 milyonluk jeton harcayarak bakalım ne çıkacak. 4 tane normal 70 artı oyuncu ve 1 program oyuncusu çıkıyormuş. 72'lik sağ bek, 73 santifor, 73 sağ. Ve Fofana'dan sonra bastım gelsin, ne gelecek? 83'lük Sariano beni sarmadı. Hızlı bir şekilde retro mücadelesine bir dönmek istiyorum artık. Bugün buradan gerçekten çok iyi bir oyuncu çıkartacağımızı düşünüyorum. Nedense böyle ilk baştan beri bir hissiyatım var. Hemen şu yeni açıldı, günlük açılıyor biliyor, 3 günde bir açılıyor. Ben önceden kasıyorum, tak geldiği gün videosunu çekiyorum. Ya Allah diye buradan 50 tane vererek hemen bakalım, inşallah özel bir yerin topu da çıkar, mopu da çıkar. Ya Allah, 3 yaz ama 2 yazma. 25 şöhret puanları yazdı. Daha fazla şöhret puanı çok ihtiyacım var şu anda. Bir tane daha açacağım. Bastım. Ne gelecek ya, çok meraklıyım. Yine 2 yazdı. Ve 25 şöhret puanı, küfür gibi. Vallahi çok şanssız başladık. Bir tane daha açalım abi. Geçen sefer 4 tane çıkmıştı 5 tanesinin içinden. Bu sefer hep boş atıyor ve 25 şöhret puanı. Yani inanılmaz. Ama 80 şöhret puanı yine iyi. Ya Allah, basalım bakayım. Geldin mi? 3 yazdı bu sefer. Süper. Retro donduran puanları çok iyi ve 50 şöhret puanı. Bu da çok iyi. Sonuncusunu da açalım. Artık bir tane daha verirsen böyle lokum gibi açılış olur. Yemin ediyorum sana, var ya manyak bir şey olursun bebeğim. Ah, vermedi. 25 şöhret puanları verdi. Yani geçen sefer 4 tane açtık. Bu sefer bir tane bulduk. Şans işte. Hızlı bir şekilde ilk önce şunları açmak istiyorum. Şuradan 3 tanemiz var. Buradan da güzel oyuncular var yani. Paulinho çıksa çok mutlu olurum mesela. Çok ihtiyacım var. Onun dışında hani böyle net bir ihtiyacım yok ama Alessandro'ya bakarım, Sanchez'e bakarım. Kullanabilirim de. Hızlı bir şekilde açalım bir tane. Bastım ve 80'lik Boli geldi. Şimdi ne vereceksin? 85'lik Paulinho geldi lan. Biz 90'lık beklerken bir de 85'lik Paulinho'yu mu veriyoruz? Biz Paulinho'nun 96'lığını istiyorsan bir de 85'sini mi veriyorsun? Yazıklar olsun. Bir tane daha açalım ve bu sefer belki değişir işler. Olur mu olur abi, her şey olabilir. 80'lik Boli geldiğine ver. 83'lük, bundan bende 4-5 tane oldu herhalde şu anda. Kullanmıyorum da ama çok seksi gözüküyor kartları. Ya Allah, bir tane daha açalım babacım, hadi artık gelsin bir şeyler. Sen, o kart sende var. O kart sende var. 83'lük Vedet ver. Allah Allah. Bunların yüksek genlisi yok mu kardeşim? Küçük genlerini veriyor bize ya. Kafayı yedikçek bana. Bu arada şurası için de hiç karşılanmıyorlar yani. Bu Retro Yıldız'da KGG'yi de karşılamıyor. Hepsini denedim. Hiçbiri karşılamıyor. Gördüğünüz gibi programdan Retro'yu seçince hiçbiri yok.
Hızlı bir şekilde Tot7'den açalım. Tot7'de abi şu De Gea olabilir var ya, yani Modric olabilir, müthiş olur hem de. Nasıl olur var ya, lokum lokum. Hemen hızlı bir şekilde bir tane açacağım. Bakalım ikincisinde de çıkabilir, ilkinde de çıkabilir. Bastım babaya, kıydım paraya. Ne güzel kafiye oldu. Bastım babaya, kıydım para. Evet, rapçi mi olsam, tam şişman rapçi tipi var bende. Mertens 85'lik ve 87'lik Gerard Pique geldi. Çok iyi. Bunun özelliğine bakmak istiyorum. Belki benim Pique'den iyidir. Çünkü Pique istiyorum defansta bir tane. Pik, pik, niye diyorsam böyle sesler çıkartıyorum. Neden sizce? Pique derken öyle oluyor. Yallah bir tane daha. Babacım sen olsun. Sen olsun. Sen olsun. Sen olsun. 3 yazdı. 86'lık Azpilicueta tuttu. 3 yazdı lan. 88'lik Koulibaly. Ver. Bu. 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 Oh! 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 Bütün taktik yine bozuldu lan. Lan sen nereden çıktın? Abi inanamıyorum. 97'lik Dani Alves en iyisi çıktı lan. En iyisi değil mi burada duran? Dördüncü sıradaki epik çıktı. Lan bu ciddi mi? Şaka mı bu? Ben iyi miyim şu anda? İyiyim. Abi özelliklere bakar mısın? 130 hızı hayatımda görmedim. 130 hızı var adamın. Daha genleri gelişti mi? 12 gen 109. Ya ben nasıl bir taktikle oynayacağım şimdi? Vallahi inanılmaz ya. Bu çok çok inanılmaz oldu gençler. Bunu hiç beklemiyordum. Yani 97'lik Dani Alves'i hemen bakmak istiyorum. Şuradan Pogba paketinden açmak istiyorum bir tane de. Yallah dedim, Pogba'dan açtım. İnşallah epik bir Pogba daha çıkar da böyle videonun başlığı kapağı inanılmaz olur. Bastım! 84'lük Pogba çıktı. En dandiyi çıktı. En dandi, en boktanı çıktı arkadaşlar. Evet, en boku bokusu çıktı yani. 84'lük şu Nadir'in de böyle şeyi boku yani. Boş attaydın. Neyse ben Dani Alves'ime bakacağım. Arkadaşlar Dani Alves'i kullanmak için yeni bir taktiğe geçmem lazım. Ona bir bakacağım hangisine geçebilirim diye. İlk önce becerisini geliştirmek istiyorum Dani Alves'in. Hemen şöyle bir genini geliştirelim bakalım. Özellikleri nasıl olacak gelişince. Abi inanılmaz bir oyuncu ama yani kart o kadar güzel ki koymazsam ağlarım yani bu kartı şimdi takıma. Artı 12 gen olacak galiba. Aynen şu anda artı 11, artı 12 de oldu. Ve özelliklerini inanılmaz merak ediyorum. Hızı iyice tavan yapmış durumda. %13 hızlanması var. Arkadaşlar Dani Alves'i almak için ancak bu tarz bir düzende oynayabilirdim. Yani başka bir düzene girmiyor. Yani ya Hazard'la Salah'tan vazgeçemiyorum. Sterling'den vazgeçtim şu anlık. Ve Dani Alves'in gücüne bakmak istiyorum çalıştıktan. Şu anda hızı 135'e çıkmış durumda. Ve 101 şut, 123 pas, 117 defa. Abi inanılmaz bir oyuncu. Gerçekten her özelliği müthiş bir oyuncu. Ya al forvete koy oyun oynasın yani. O kadar 109 müthiş bir oyuncu ya şu anda. Tabii ki genimiz düştü ama ben bu taktiği kesinlikle denemek istiyorum. Bunun dışında şu Felipe'yi değiştirelim abi. Niye Felipe çıkıp duruyorsa Nesta varken. Nesta'yı bir geliştirmek istiyorum hızlı bir şekilde. Evet, oyuncu geliştirmenin üstünden Nesta'nın ilk önce kendi XP'lerini kullanacağım. 10 tane kendi XP'si var. Bu da tabii bir fayda. Direkt ben 93 gen oldu bile. Hızlı bir şekilde biraz da kendi XP'lerimizden harcayalım. Şuradan verelim. 95'e kadar yolu var bence Nesta'nın. Rahat bir şekilde gitsin. Ah şurada şey varmış. Bunları da bak kullanalım. Şu anda 2 milyon 900 bin altına Nesta'yı 95 gen yapıyorum. Hemen artı 4 genimi ekliyorum. Nesta'mız coştu da geliyor kardeşim. 107 gen oldu. Ben çok beğeniyorum gerçekten Nesta'yı. Çocukluğumda da çok beğenirdim. Müthiş bir futbolcuydu. Tabii ki oyun bana şu anda eski taktiğime dönmemi söylüyor ama yani ben taktiğimden vazgeçebileceğimi düşünmüyorum. Gerçekten Dani Alves'i denemek istiyorum. Yani böyle bir oyuncunun çıkması bu taktik düzeninden sonra yani o kadar sistemimi bozdu ki kafam gitti yani şu anda. İnanılmaz geliyor bana. Hemen bir maç atalım, deneyelim. Hem Nesta hem Dani Alves'i defansta tabii çok göremeyeceğiz ama yine de ben denemek istiyorum. Şu Dani Alves'i atmak istiyorum topu. Bir türlü atamadım daha. Henry sen öyle topları kaçırmazdın yavrum, ne oldu sana? Direkt mirek sever oldun ya. Yallah destur. Bir yolu açar mısınız? Hazard geliyor de. Thank you. Abi sırf geri top yapacağım. Şu anda Dani Alves'i görmek için. Dani gel. Vallahi bak nereden geldi, bak nereden geldi bak.
Koy 90'a. Abo. Oyuncu deli bir şey. Şöyle bir corner yaptırsak mı ya? Dur corner yaptırayım bakayım. Corner yaptırırsam aynen. Buradan şey Nesta'yı da deneyebilirim. Nesta'ya doğru açalım topu. Muhammed Salah sen niye karışın topa? Sen niye karışıyorsun? Nesta var burada. Allah Allah. İnanılmaz ya. Ben sanki ona karış dedim. Salah Salah işler. Thierry Henry vurdu gol. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Yani takım inanılmaz bir şekilde gün geçtikçe güçleniyor. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum artık. Dani Alves'i kullansam Sterling ve Son'u kullanamıyorum. Sterling ve Son'u kullansam Hazard'la Muhammed Salah'ı kullanamıyorum. Zaten yedeklerden Matheus'u, işte Hernandez gibi forvetleri kullanamıyorum. Aynı zamanda Arnautovic, işte Mkhitaryan, Jot, yani hiçbir şey kullanamıyorum abi. Hepsi elimde kaldı. Hiçbirini kullanamıyorum. Ya bu kadar geniş bir kadromun olacağını hiç düşünmemiştim. Çok kararsızlaştırıyor beni. Tabii ki çok bu arada yani çıkan Messi'ler, Salah'lar, 90 attılar. Hepsi boşta bekliyor şu anda. Ana kadromu da aktif bir şekilde kullanamıyorum. Yani çok mutlu oldum Dani Alves'in çıkmasına ama ne yapacağım ben bu adamı hiçbir fikrim yok. Yorumlarda bana destek olmak için yazarsanız çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. FIFA Mobile devamlı olarak sizleri çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.